sıcak bir yer olan Honda Caddesi'ni tanıtıyorum. Gençlerin en çok ziyaret ettiği yer Seul, Kore. Hyundai Caddesi'nin kökeni Hongik Üniversitesi yakınlarında bir sokak. Ama şimdi özel bir adı var, Hyundai Caddesi. Çünkü eşyaların depoları Kore'deki gençler hangileriyle çok ilgileniyor? Yoğunlaşmışlar, Seul'ün en son trendlerini hızlı bir şekilde anlayabilirsiniz. Bugünlerde Kore'deki gençler flört etmeye çok meraklılar. İşte burada kehanet yapan birçok peygamber dükkanı var, bir çiftin aşkının başarılı olup olmadığı. Günümüzün modern çağında, batıl kehanetlere güvenmek bilimsel değildir ama bunu eğlenmek için denerler. Kehanetin sonucu ne olursa olsun, Kore'deki gençlerin çoğu burada bir randevunun tadını çıkarın. Kore'deki gençlere, kehanet aşkta başarı hakkında sadece bir oyun kültürüdür. Çok fazla peygamber yok Seul'ün başka yerlerinde, ancak bu yerde pek çok peygamber dükkanı var. Kore'deki gençler güzel bebekler satın alın ve onları kız arkadaşına ver ve sevginizi ifade edin. Kore'deki gençler arkadaşlarla anlık fotoğraf çekmeyi seviyorum. Yani pek çok hazır fotoğraf mağazası var. Hyundai Caddesi'nin bu özellikleri gençlerin merakını uyandırmak ve bugünün Hyundai Caddesi'ni yaptık. Özellikle Hyundai Caddesi çevresinde birçok üniversite var, bu yüzden dersten sonra birçok üniversite öğrencisi burayı ziyaret et. Özellikle akşamları birçok üniversite öğrencisi burayı ziyaret ediyor. Hyundai Caddesi metro istasyonuna yakındır, bu yüzden burayı ziyaret etmek kolaydır. Ayrıca, hükümet arabaların buraya taşınmasına izin vermediğinden, ziyaretçinin yürüyüşünü daha kolay ve rahat hale getirir. Burası Hyundai Caddesi, Kore'deki birçok genç üniversite öğrencisi çoğu ziyaret. Tanıtmama izin ver, Hyundai Caddesi'nin çeşitli sahneleri hepinize.